Fransızca bir kelimedir. Askeri bir terimdir. Disiplin ve düzen anlamındadır. Yani strateji bir oyun değildir. Sıfırdan bir şeyleri yaratmak demek değildir. Strateji bir işi düzene sokmak demektir. Nasıl ki evimizi temizleriz, evimizde eşyalarımızı yerli yerine koyarız, evimizde bir düzen vardır. Stratejik planlama da bize der ki Tuğba, yaptığın işi düzenle. Toplantı mı tuttun? Toplantı tutanağın mı var? Toplantı yönetimi mi yaptın? Toplantını düzenle. Tuğba, projeni düzenle. Yani bizden bir düzenleme ister. İşte stratejik planlama budur. Bir işin düzenlemesini yapabilmek, bir işin iş prensibini aslında oluşturabilmektir. Tabii strateji aslında bir disiplin yönetimi. Yani insanlar ne kadar çok stratejik davranırlarsa, iş disiplinlerine bağlı kalırlarsa, firmalarındaki zayıf noktaları o kadar rahat görmüş olurlar, o kadar rahat tespit etmiş olurlar. Şimdi endüstri mühendisliğinin en çok beslendiği alanlardan bir tanesi inovasyon ve Ar-Ge. Arkadaşlar, paranın bilime döküldüğü alan inovasyondur. Ancak bilginin paraya, maddiyata döküldüğü alan Ar-Ge'dir. Araştırma geliştirmedir. Bu inovasyon ve Ar-Ge arasındaki fark budur. Paranın bilgi, birikim ve deneyim içeriye döküldüğü alan inovasyon, bilginin paraya dönüştüğü alan Ar-Ge'dir. Bu yüzden inovasyon ve Ar-Ge birbiriyle iç içe ama birbirinden bağımsız alanlardır. Birbirlerinden beslenirler. Hem maddi koşullar hem de bilgi ve deneyim için birbirlerinden beslenirler ama tamamen birbirlerinden bağımsız olan alanlardır. Şimdi inovasyon bir yeniliktir ama bir buluş değildir. Ar-Ge bir buluştur. Bir ürünü icat edebilmektir, ortaya çıkartabilmektir, bir düzenleme demektir. Dolayısıyla inovasyon ve Ar-Ge birbirinden tamamen bağımsız ama iç içe beslenen alanlardan bir tanesidir. Şimdi inovasyon yapmak zorunda mıyız? Evet. Bu inovasyon kurumsal kimlik çalışmasında olabilir, projelerinizde olabilir, içerik çalışmalarında olabilir. Yenilik hayatın her döneminde var arkadaşlar, eksiksiz. Her döneminde var. Yani inovasyon bir yenilik süreci zaten. Bir yeniliği oluşturabilme sürecidir. Dolayısıyla siz çalıştığınız her firmada ve her kurumda mutlaka kurumun inovasyon kaynaklarını değerlendirmeniz lazım. Mesela ben bu karşılaştığımız COVID döneminde şunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, bir firmasınız ama alt dallarda farklı alanlarda ivme vermeniz gerekiyor. Mesela örnek veriyorum, benim başkan vekili olduğum bir firma var. Biz bir geri dönüşüm fabrikamız var. Bu geri dönüşüm fabrikası çok uzun süredir kağıt alanında hizmet veriyordu. Ben bunun İspanya şubesini açtım 2 hafta önce. Firma İhracatçılar Birliği'ne üye. Ben aynı zamanda aktif ihracat birimini yönetiyorum. Biz İhracatçılar Birliği ile İspanya hedefini yaptık. Peki neden? İspanya çünkü bizim için temel kaynaklardan bir tanesiydi. Ulaşım anlamında, denize yakınlık, ihracat anlamında Avrupa ülkelerine karşı olan hakimiyeti tamamlamak için bir kaynaktı. Ve şunu unutmayın. Ürünün nerede birleştiğini çok iyi belirlemek gerekiyor. İspanya kaynağıyla birlikte biz KOSGEB'e başvuru yaptık. Yurt dışı pazar desteği aldık oradan. Ve daha sonra İspanya şubesinin açılışları için başvurumuzu yaptık. Bizim amacımız hem ithalat hem de ihracatta farklı alanlara yönelmek. Mesela ben firmaya fikir olarak şunu verdim. Firma 21 yıldır kağıt alanında hizmet veriyor. Son 5 yıldır mukavva, cam, plastik, kağıt farklı alanlara yönelmek gerekiyor arkadaşlar. Farklı birimler ve farklı alanlar. Örnek veriyorum, bir firmada görev yapıyorsunuz, bir seramik firmasısınız. Ama mermer üretebilirsiniz, cam üretebilirsiniz, bardak takımları üretebilirsiniz. Yani ben bu örneği neden verdim? Kendi ham maddenize bağlı olan kaynakları arttırabilerek bu şekilde bir kurumsal ivme sağlamış olursunuz. Yani bu sizin aynı zamanda kar zarar dengenizi de ivmelemiş olur, belli bir denge olur. Ama ben size şunu söylemiyorum. Siz bir enerji firmasında çalışıyorsunuz, bir enerji şirketiniz var. Gidin size mobilya fabrikası kurun demiyorum. Gidin size bir eczacı açın demiyorum. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Hani ek alanlar, birbirinden bağımsız alanlar yapın ama bu kadar da bağımsız olmasın yani. Birbirini dengelemeyen alanlar olmasın. Biz
bizim kendi sektörümüzü entegre alanlar oluşturmakla sorumluyuz. Entegre alanlar bizim kriz dönemlerinden daha hızlı sıyrılmamızı sağlarlar. Daha hızlı uzaklaşmamızı sağlarlar. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi mesela bu küresel kriz minimum 8-9 yıl kadar sürecek olan bir kriz arkadaşlar. Ve maalesef ki girişimci ruhun çok fazla törpülendiği dönemlerden bir tanesi. Girişimcilik maddiyata değil ruha bakan bir alandır. Yani bir girişimcinin en son ihtiyacı olacağı şey paradır. Ben IEM'i 35 liraya kurdum. Sadece 35 liraya kurdum IEM'i ama şu an IEM uluslararası hizmet veren 7 yıldır var olan bir proje firması. Peki nasıl yaptım? Hemen bir şok ifadesi. Peki nasıl oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar 14 yıldır minimum çalışıyorum ve hayatımın 7 yılında IEM var. IEM'i 2015 yılı Aralık ayında kurdum. 35 liraya kurdum. Çünkü mali müşavir tanıdıktı, ondan destek aldım ve hala yeminli mali müşavirim. Şimdi size dersin başında önemli bir şey paylaştım. İnsanlar Porsche ve Ferrari'ye binmek için iş kuruyorlar dedim. Ben Porsche binmek için iş kurmadım. Ben işi daha iyi iş yapmak için kurdum. Aradaki fark buydu, beni diğer rakiplerimden ayıran. Benim diğer rakiplerim yalıda oturmak için para biriktiriyorlardı ama ben TSE hizmet yeterlilik belgesi almak için para biriktiriyordum. Benim rakiplerim binecekleri Mercedes'i araştırıyorlardı, ben anonim şirket olmak için para biriktiriyordum. Aradaki fark bu. IEM'i 7 yılda minimum %80 kadar büyüttük ve uluslararası hizmet veren bir kuruluş olduk. Çünkü bizim önceliğimiz iş arkadaşlar. Biz gece gündüz çalışıyoruz. Sabaha karşı 5 ben takım elbise SAP yazılımın derslerini yapıyorum. Aynen böyle. Aynen böyle ekip. Bizim terimimiz çalışkanlık ve çok çalışmak. Biz cipe binmiyoruz, biz lüks arabalara binmiyoruz, çok çalışıyoruz. 7/24 içerik üretiyoruz. 7/24 müşteri temaslarımızı sağlıyoruz ve biz 7/24 çalışıyoruz arkadaşlar. Ben bir anneyim, benim oğlum 1 yaşında ve ben hamileliğimin 9 ayı çalıştım. Türkiye'deki havalimanlarının kalite yönetimi derslerini yapıyordum ve 9 aylık hamileydim. Ve sabaha karşı 3 uçağıyla Dalaman Havalimanı'nın derslerine gidiyordum mesela. Doğum iznine ayrıldıktan 10 gün sonra oğlum dünyaya geldi. Ve oğlum dünyaya geldikten sonra bu tempo 2 katı arttı. Çünkü bu sefer işler online Zoom'a taşındı. Ve bu sefer masadan hiç kalkamamaya başladık. Ben oğlumu da alıştırdım. Seminerlere falan Zoom toplantılarına o da benimle gelmeye başladı. O da benimle katılıyordu. Çünkü eliniz mahkum. Tek başınızasınız. Ben çalışkanlığa inanıyorum ve kararlılığa inanıyorum arkadaşlar. Bizim firmamız krizden hiç etkilenmedi ama hizmet sektörü Türkiye'de en çok etkilenen alanlar oldu. Peki neden zarar görmedik? Birincisi şu, ben firmanın 7 yıldır kurucusuyum. Bir işin başkanı olmakla kurucusu olmak birbirinden çok farklıdır. Yani ben 90 yaşına geldiğim zaman da tıngır mıngır o seminerlere giden yaşlı tonton bir nene olacağım. Rüyanızda görürsünüz arkadaşlar. Hep çıtır, hep genç. Aynen böyle kakara kikiri. Ben seminerlerde olacağım. Ajda Pekkan'ın estetiksiz rakibi olacağım arkadaşlar. Ben cimriyim. Çok pintiyim. Cimri olduğum için firma büyüdü arkadaşlar. Yani ben firmanın nakit rezervini arttıran kişiyim. Ben nakitçiyim arkadaşlar. Firma 8 yılda asla kredi çekmedi. Firmanın 8 yılda hiç vergi ve sigorta borcu olmadı. Ben işi sağlam yapan ekibim aslında. Ben kredici değilim. Ve bir KOBİ'nin krediyle büyümesine inanmıyorum. Bir firmanın ihtiyacı olan şey nakit akışını sağlayabilmesi, nakit döngüsünü arttırabilmesi ve şöyle bir örnek vereyim. Benim eşim en yakın arkadaşım 1994 yılında çalışmış olduğu yerde Almanya'da çöpleri kapının önüne koyuyor ve o sırada Almanya hükümeti tarafından para cezasına çarptırılıyor. Daha sonrasında yöneticiye soruyor. Bana diyor 180 var para cezası çarptırıldı. Neden diyor? Binadaki yönetici diyor ki çünkü çöpleri ayrıştırmadan kapının önüne koyduğun için diyor. Aklında bir fikir oluşuyor. Nasıl yani diyor? Nasıl ayrıştırmak gerekiyor? Almanya'da diyor geri dönüşüm var ve sen bu çöpleri ayrıştırarak koymak zorundasın. Türkiye'ye geliyor. Askerliğini yaptıktan sonra geri dönüşüm sektörüne yatırım yapıyor arkadaşlar. 21 yılda ortalama 3 iflasla şu an Türkiye'nin en büyük 3 geri dönüşüm firmasından bir tanesi. 2015 yılından beri firmasının baş danışmanıydım.
Firmanın Koskep Kobigel Adapazarı Fabrikası, Gebze Geri Dönüşüm Tesisleri Yatırım Teşvik ve İspanya Projesi'ni yapan firmanın sahibiydi. Eşim akıllı yatırımcı olduğu için firma %90 büyüdü. Sonra benimle evlendi arkadaşlar. Beni direkt kökten satın aldı. Şimdi bütün işleri bana yaptırıyor. Bütün projeleri bana yaptırıyor. Akıllı yatırımcı diyor ki çevresine, vallahi diyor ben diyor Tuğba'dan diyor destek alırken Tuğba'nın şirketinden %90 büyüdük. Herhalde evlenirsem dünya markası olacağım diye düşündüm. Gittim Tuğba ile evlendim, hiç pişman değilim diyor. Geçen gün kendisine sordum. O da dedi ki sen dedi çok dedi çalıştığın için dedi ben de hep çalışmak zorunda kaldım dedi. Çünkü hayatını seçtiğiniz kadındır. Kadın nasıl giderse ailede öyle şekillenmeye başlar. Bir kadın değişir, bir toplum değişir arkadaşlar. Bu yüzden de ben birbirimize karşı olan dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz birbirimize dayanışma içinde olmalıyız ki birbirimize kazandıracağımız artılar da o kadar çok artmaya başlasın. Biz bu COVID döneminde neden yara almadık? Birincisi nakit akışı, ikincisi ılıman bir yapı. Yani insanlarla rahat ılıman bir iletişim, hiyerarşinin olmaması. Rahatlıkla ulaşabilmek, rahatlıkla insanlarla iletişim halinde olabilmek, insanlar arasında egonun olmaması, birbirimizle karşı olan yaklaşımlarımızın birbiriyle olan örtüşmesi insanların iş anlamında ilerlemesini sağlıyor, artmasını sağlıyor. Bu yüzden de ben şuna çok inanıyorum. Biz birbirimize destek oldukça ancak her şey büyüyebilir. Özellikle hiyerarşi noktasında mesela Japonlar beni çok etkiledi. Çünkü CEO ile aynı odada çalışıyorlar. Benim çok örnek aldığım alanlardan da bir tanesiydi. Çünkü Toyota'nın insan kaynakları direktörü çok yakın arkadaşımdı. Bu sayede en azından onlarla ilgili de bir tanışma sürecim olmuş oldu. Ve bu yüzden de çok mutlu oldum bir kültür tanıdığım için. Arkadaşlar size bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Birincisi bir film. Girişimciliği meraklıysanız eğer... Adı The Founder, kurucu. Bu filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. Beni çok etkileyen, inanılmaz bir şekilde bende iz bırakan kıymetli bir filmdi. The Founder, kurucu filmi. McDonald's'ın kuruluş hikayesini anlatan bir film. İkincisi, ayda en az 10 kitap okuyorum. Günde minimum 60 sayfa okuyorum arkadaşlar. 7-24 çalışmama rağmen. Ve size bazı kitapları tavsiye etmek istiyorum. Bir insan daima kendisini yenilemeli. Yani değişim hayatımızdaki kaçınılmaz alanlardan bir tanesi. Bu yüzden de tavsiye edeceğim kitapların başında Harvard Business Rule serisi geliyor. Amerika'da Harvard'da yayınlanan serilerin kitap baskısı arkadaşlar. Bu şekilde güçlü liderlik, yönetim psikolojisi, girişimcilik ve bu alanda yayınlanmış en az 30 tane daha yayın var. Minimum 30 yayını var Harvard'ın. Bunları tavsiye ediyorum. Benim mesela şu şekilde küçük cep kitaplarım var. Havalimanına gittiğim zaman arkadaşlar bu cep kitaplarımla birlikte bütün konuları, bütün içerikleri bu şekilde takip ediyorum. Sık sık çalışıyorum. İnanılmaz. Düşünebiliyor musunuz mesela? Bunlar benim hala ders notlarım arkadaşlar. Full. Çünkü SAP yazılımın derslerini yapıyorum ben. Size ders notlarımı göstereyim. Çok şaşıracaksınız. Bunlar benim toplam ders notlarım. Hepsi el yazısı. Yazdığım kendi full ders notlarım. Çünkü okumak zorundasınız ve sorumluluklarınızı yapmanız gerekiyor. Çalışmanız gerekiyor mutlaka. Hatta merak eden arkadaşlarımız vardı bu bir öz disiplin mi diye. Vallahi arkadaşlar böyle kalem kutum bile var benim. Bu benim cüzdanımdan daha kıymetli. Bunlarla ben böyle havalimanında derslerde sürekli toplantılarda ders çalışıyorum, içerik çalışıyorum. Evin her tarafı dört köşe kalem kutusu, kırtasiye. Çünkü çalışmak gerekiyor, üretmek gerekiyor. Benim öncelikli amaçlarımdan birisi şu, IAM bir yabancı marka değil arkadaşlar. Bununla ilgili bilgi vereyim size. İnovasyon Arge Merkezi'nin ilk üç harfi. İAM. IAM bir logo. İnovasyon ve Arge Merkezi'nin ilk üç harfi. Biz bir İngiliz firması değil, biz bir Türk firmasıyız. İAM, IAM akılda kalıcı bir logo olduğu için bu şekilde bir çalışma yaptık. Bununla birlikte zaten bizim ilk hedefimiz arkadaşlar yurt dışında Türk markalarını görebilmek.
Bizim amacımız bu. Biz o yüzden birbirimize daima destek oluyoruz. Bu yüzden birbirimize elimizden geldiğince destek oluyoruz. Bizim amacımız yurt dışında da Türk markalarının katılımlarını görebilmek, katılımlarını sağlayabilmek. Çünkü biz bununla ilgili mesela yapılan bütün çalışmalarda ne kadar çok birbirimizin birbirine sunacağı deneyim ve tecrübelerde o kadar çok artacak diye inanıyorum. Şimdi sizin alanınız birbirini kapsayan, birbiriyle iç içe olan bir alan arkadaşlar. Yani endüstri, elektrik, elektronik mühendisliği, mekatronik, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım en karma bölümlerden bir tanesi. Bu yüzden de iş bulmakta en çok zorlanan bölümlerden bir tanesi. Niye? Çünkü karmasınız. Karma bir içeriğiniz var. Her bölümden kısım kısım içerikleriniz var aslında. Her bölümle ilgili ortak dersleriniz var. Ama aktif olarak insan kaynaklarında endüstri mühendisini çok fazla görüyoruz mesela. İnsan kaynakları ve yönetim birimlerinde, yönetim üst kurullarında endüstri mühendislerini çok fazla görüyoruz. Çok araştırma yapmanız gereken, inovasyon ve Ar-Ge ile çok iç içe olması gereken bir alan arkadaşlar. Sizin kendi bölümünüz. Bizim proje yöneticimiz mekatronik mühendisi, Atılım Üniversitesi mezunu. Kendisi bütün projelerimizi, ulusal ve uluslararası bütün çalışmaları yöneten kişi. Bu yüzden de mühendislik kavramına baktığınızda en önemli, en kavramsal bölümlerden bir tanesini okuyorsunuz. Şimdi Türkiye şartlarına baktığımızda tabii ki işverenlerin en çok kaçındığı noktalardan birisi maaş noktası. Ne kadar olacak, ne kadar ekip çalışacak? Biliyorsunuz günümüz şartlarında her şey zamlanıyor, her şey yükseliyor. Artık her şey ateş pahası, yani insanların birbirine arkadaşlar artık takip ettiği bu süre zarfında rekabet, bütün her şey en üst noktada. Bir de biliyorsunuz ki ulusal da bir krizin sürecindeyiz. Covid sağlık salgını anlamında da maalesef bir krizimiz var. Dolayısıyla burada bizim üstümüze düşen görev kendimizi her anlamda yenileyebilmek. Kendimizdeki her anlamda bütün yenilikleri sürdürülebilir kılabilmek, çok okumak ve farkındalık oluşturmak. Farklılık yaratabilmek. Bu şekilde eğer girişimci adayları varsa aramızda ben daima destek olmak isterim. Daima yardımcı olmak isterim. İletişim bilgilerimi de seve seve sizlerle paylaşırım. Eğer elimden gelebilecek olan bir şey varsa destek olmaktan memnuniyet ve mutluluk duyarım. Tugba Ozdenal benim şahsi Instagram hesabım. E-mail adresim soyadım ozdenal@tugbaozdenal.com.tr. İsterseniz kodlayayım. Ordu'nun O'su, Zonguldak'ın Z'si, Denizli'nin D'si, Edirne'nin E'si, Niğde'nin N'si, Ankara'nın A'sı, Lüleburgaz'ın L'si, @tugbaozdenal.com.tr şahsi mail adresim. Her zaman bana buradan ulaşabilirsiniz. Ben seve seve yardımcı olmak isterim. Ama seminerde olduğum zaman cep telefonum kapalı. Bu yüzden de hani ulaşamayabilirsiniz ama mutlaka en yakın zamanda en hızlı şekilde geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Şimdi girişimcilik faktörlerinden bahsettik. Türkiye'deki girişimcilikten dedik. Arkadaşlar bir girişimcideki en önemli süreç kalite yönetimini sağlayabilmek. Yani kalite yönetimi ve iş planını oluşturabilmek, iş planını sağlayabilmek. Peki bu iş planı nasıl oluyor? İş planı nasıl sağlanıyor? Şimdi iş planı arkadaşlar sizin yapmak istediğiniz işle ulaşmak istediğiniz hedefi belirleyen bir nokta. Yapmak istediğiniz işin kendi içerisindeki ana metotlarını oluşturduğunuz bir iş planı çizelgesi oluşturmanız gerekiyor. Bu girişimcilikteki en önemli noktalardan bir tanesi iş planıdır. Çünkü iş planı sizin gelecek vizyonunuzu etkileyen, aynı zamanda da bununla ilgili bazı kıstasları oluşturan en önemli birimlerden bir tanesi. Sizin daha az krizlere maruz kalmanızı sağlar, daha kontrollü bir şekilde ilerlemenizi sağlar. Ve bu sayede de bazı alanları daha net görmeniz için de size bir ışık olur. İş planı süreci. Peki bu iş planının dışında ilerleyebileceğiniz alanlar nelerdir? SWOT analizidir. Bu SWOT analizi nedir arkadaşlar? SWOT. Strength, Weakness, Opponent, Threat.
Yani sizin kendi kuracağınız firmanızdaki güçlü, zayıf ve geliştirmek istediğiniz yönlerin neredeyse tamamı. Yani bize şu gerekiyor. Sizin yapmak istediğiniz işten beklentiniz ne? Sizin hedefiniz ne? Firmadaki güçlü yönler ne? Mesela ben hizmet verdiğim kurumlara özellikle tavsiye ettiğim bir alan var. O da şu. Arkadaşlar, bence bir işi yapmanın en önemli süreci kalitedir. Ama kalite parayla satın aldığınız şeyler değil, insanlara karşı olan yaklaşımla ortaya çıkar. Yani bir kalitenin ortaya çıkması için sizin en başta duygu, düşünce, insanın kendi kimliğidir. En önemli kalitesi. Ve bununla birlikte kendi işinize yaptığınız yatırımın karşı tarafa nasıl şekillendiğiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kalite yönetimi bir kurumun olmazsa olmazıdır. Mesela beni etkileyen durumlardan bir tanesini bahsedeyim size. Ben oğluma 8 aylık hamileydim. Azerbaycan Bakü'de bizim uluslararası liderlik ve kriz yönetimi kongremiz vardı. Orada bir 800 kişiye kadar ben 10 saatlik bir seminer programı yapmıştım. Arkadaşlar, Bakü'de 4 gün kaldım. Ve şöyle söyleyeyim, o kadar güzel bir deneyim oldu ki o jelibon satan şekerlemeciler bile en üst Avrupa standartlarına döşemişlerdi bütün her şeyi. Ve şunu söyledim, o kadar yüksek bir kalite yönetimi var ki, yani iş en ucuz veya en pahalısına bakmıyorlar. İşin tamamı kalite yönetimi içerisinde. Kenar organizasyonları, süslemeleri, içerikleri, müşterilere yaklaşımları. Ben orada mesela 2 dolara biraz jelibon almıştım. O bile, o kese kağıtları bile arkadaşlar özel jelatinliydi. Özel paketlerin içinde verdiler. Benim çok hoşuma gitmişti. Bence çok güzel bir yaklaşımdı. Ama benim demek istediğim şey, işteki en önemli olan durum kalite yönetimidir. Dolayısıyla hani bu kaliteyi sağlarken insanlarda genelde şöyle bir bakış açısı var. İşte Türkiye'de mesela işte çok iyi arabalara binelim, aşırı zengin olalım, bir anda nakit para kazanalım. Ama bir iş için bunu sağlamak gerekmiyor arkadaşlar. Yani girişimcilik zaten sırf para kazanmak için yapılan bir iş değil. Çünkü cefası çok fazla. Yani çok zor olan bir iş. Eğer çok para kazanayım diye işin içine girerseniz yandınız. Bizim gecemiz gündüzümüz yok. Ben sabaha karşı 5 SAP yazılımla Almanya ile janti bir şekilde böyle toplantıdayım. Hatta sitedeki arkadaşlara diyorum ki bu siteye hayatta hırsız girmez diyorum. Adamın dengesi şaşar. Ben bir eve girdim, kadın takım elbise konuşuyordu der. Ben toplantı yapıyorum, arada saat farkı var Almanya ile 3 saat. Onlar 9'da başlıyorlar, ben sabah 6'da böyleyim. Hadi ben toplantı içeriklerini oluşturdum, toplantıyı hazırladım. Sabaha karşı 4'te hazırım. Hadi oğlumun sütünü içirdim 5.30. Hadi kalktım, bir şeyler atıştırdım, toplantı yaptım sabah 6. Dolayısıyla girişimcilik arka planda zor olan bir süreç arkadaşlar. Çok çalışmanız, çok üretmeniz gereken, çok sirkülasyonu yoğun olan bir alan. Dolayısıyla da umuyorum ki ülkemizde nice mutlu girişimler olur. Girişimcilik bizim ekosistemimizin olmazsa olmazı. Bizim iş hayatında kadınlara ve beyaz yakaya çok ihtiyacımız var. Evlilik, çocuk, kariyeri engel değil. En büyük örneği karşınızda. Karnım burnumda 8 aylık hamile 1000 kişinin karşısında 10 saat konuşuyordum. Hamilelik bir hastalık demek değil. Çocuk bir engel demek değil. Çocuğum 1 yaşına geldi. Tüm Türkiye ile çalışıyorum. İspanya'da şirket kuruyorum. Nasıl? Bir annemden destek alıyorum. Bir çevremden destek alıyorum. Ama yapıyorum arkadaşlar. Üretmek zorundayız. Bu anne olduktan sonra daha çok bende hani bir sorumluluk olarak arttı. Çünkü benim bir oğlum var ve ben oğlumun geleceğini düşünmek zorundayım. Benim oğlum ileride bir aile kuracak, bir yuva kuracak. Ben oğlumun geleceğini düşünmek, programlamak, onun okul hayatını düşünmek durumundayım ve ev ekonomisine destek olmak durumundayım arkadaşlar, elimden geldiğince. Bu yüzden de ben en azından oğluma karşı olan sorumluluğumdan ötürü destek olabilmek için var gücümle çalışıyorum. Zaten benim çevremde diyorlardı ki bu çocuk inşallah büyüyünce ek mesai ücreti istemez diyorlardı. Dolayısıyla zaten toplumda kadın olmak çok zor.
toplumun her kesiminde kadın olmak çok zor. Bana geçen gün bir tane üniversiteyle toplantıdayım, soru sordular. Tuğba Hanım, en çok hangi engelle karşılaştınız diye. Vallahi 8 Mart Kadınlar Günü geliyor. Hiç erkekler demeyeyim engel olarak dedim. Bana güldüler. Çünkü rakiplerim erkekler arkadaşlar. Beni gece gündüz Instagram'dan stalkluyorlar. Bu sefer ne yapıyor acaba diye, tamam mı? Sürekli stalkluyorlar hikayelerimi. Fake hesaplardan. Kaçta uyuyor? Bak 4'te yine kitap okuyor, görüyor musun? Sürekli böyleler. Tok halindeler beni. Çalışan kazanır arkadaşlar. Her ne olursa olsun çalışan kazanır. Bir girişimcinin ihtiyacı olan en son şey paradır. Bir girişimcinin ihtiyacı olduğu şey önce kendisine inanmasıdır. İnançtır. Projesine inancıdır. Yapacağı şeye karşı olan inancıdır. Ve ben çalışkanlığı savunuyorum. Bu hayatta beni girişimci yapan şey çalışkan olmamdı. Ben öğrenciliğimde de çok çalışkan bir öğrenciydim. İş hayatında da çok çalışkanım. Çalıştığım bütün firmalarla bu yüzden memnuniyet oranım hep çok yüksek oldu. Çünkü biliyorlardı ki verilen sorumluluğu daima zamanında yaptın, zamanında yetiştirdin. Bu yüzden de en kıymetli olan şeylerden bir tanesi insanın sıkı sıkıya geleceğine bağlı olması. Geleceğiyle ilgili olan kararlılığı, hedeflerine karşı bağlı olması. Bu yüzden de sizler için iyi bir gelecek ümit ediyorum. Hepimiz için. Benim ümidim bu. İyi bir gelecek olması, iyi bir geleceğin sizlerle var olmasını ümit ediyorum. Çünkü zamanın size ne getireceğini bilemiyorsunuz. Yaptığınız girişimler umuyorum daima başarılı sonuçlarla olur. Ama yarını mutlaka düşünün. Bugün bir şeye adım atarken yarın çok iyi düşünmek gerekiyor. Bunun bize karı, zararı, acaba kazancı ne olur ne olmaz, sıkı sıkıya iyi değerlendirmek gerekiyor. Zor bir coğrafyadayız arkadaşlar. Dünyanın daima gözünün üstümüzde olduğu zor bir coğrafyadayız. Kara bulutların çok fazla yoğun olduğu bir coğrafyadayız. Yarının ne olacağını çok fazla emin olamadığımız bir dünyada yaşıyoruz. Bir anda hayatlarımız çok güzeldi. 10 Mart itibariyle Covid oldu. Evlerimizden çıkamadık. Ve öyle bir salgınla baş ediyoruz ki yani ölüm riski var. Hayatımızı tehdit eden bir virüsle karşı karşıyayız. Bağışıklığımızı hedefe alan, iz bırakabilecek olan, en az 15 gün boyunca hayatımızı kısıtlayan bir virüsle karşı karşıyayız. Bugün yapacağımız işi yarın çok iyi düşünmek zorundayız. Daima kar, zarar bize kazandıracak olan her şeyi çok iyi düşünmek ve oluşturmak gerekiyor. Benim ülkeme karşı olan güvenim ve inancım sonsuz. Biz ülkemiz adına çalıştıkça, emek verdikçe ve omuz omuza oldukça çok güzel işler olacağına gönülden inanıyorum. Umuyorum ki hepimiz için güzel kazanımlar ve güzel sonuçlar olur. Bugün Emekçi Kadınlar Günü. Ben özellikle şiddet karşısında hayatını kaybeden hanımefendileri anmak istiyorum. Şiddetin son bulduğu, kadını ve erkeği olmayan, hayvan olmayan şiddetin tarifi olmaz arkadaşlar. Şiddetin canlısı olmaz. Şiddetin her canlıya karşı bittiği bir dönem diliyorum hepimiz için. Çünkü kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, hayvan olsun canlı canlıdır. Doğa da şiddeti hak etmez, insanlar da şiddeti hak etmez. Ben öncelikle yaşamı sonlanan ve ailelerini kaybeden çocukları anmak istiyorum Emekçi Kadınlar Günü'nde. Şiddetin son bulmasını diliyorum. Adalet diliyorum her şeyden önce. Kadınlara karşı adalet, hızlı bir adalet sistemi diliyorum. Kadınların, insanların cinsiyet eşitliği karşısında kravat takıldığı her noktada indirimlere gidilmeyen bir adalet olmasını diliyorum. Ailelerin, evlatların annesiz babasız kalmadığı bir dünya düzeni diliyorum ve daima da sizlere mutlu olmanızı diliyorum arkadaşlar. Umuyorum ki hayat güzelliklerle dolu olur. Şunu unutmayalım, bilgi paylaşıldıkça büyür. Bilgi paylaşıldıkça zaten bilgi olduğu niteliği ortaya çıkar. Bizim birbirimize karşı olan dayanışmamız, omuz omuza olmamız çok önemli. Biz toplum olarak birlik beraberlik içinde olduğumuz süre zarfında aşamayacağımız hiçbir zorluk ve engel olmayacağını düşünüyorum. Sorularınız var mıdır? Sorularınızı alayım. Eren Hanım'a, tüm ekip arkadaşlarınıza nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendisi bana LinkedIn'den ulaştı. Sizlerle birlikte olduğum için ve böyle bir zamanda bir arada olduğum için çok mutluyum arkadaşlar. Kayseri
Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne geldim. IEEE Elektrik Elektronik Mühendisliği Kulübü tarafından geldim. 2013 yılında geldim arkadaşlar Kayseri Erciyes'e. Hatta 2-3 kez geldim Kayseri'ye. Kayseri Ticaret Odası Top Kadın Girişimciler Kurulu'nun da etkinliğine geldim. Ben TOB üyesiyim. Ankara Ticaret Odası üyesiyim. Müsiyat Kadın Komitesi üyesiyim. Hem de Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesiyim. Bu yüzden tüm çalışmalarda destek olmayı özen gösteriyorum. Kayseri'yi seviyorum. Kayseri Türkiye'nin doğuya açılan en kıymetli sanayi kapılarından bir tanesi. Umuyorum ki ileriki dönemlerde artan Ar-Ge ve inovasyonlarla birlikte sizin desteğinizle çok daha güzel bir noktaya gelme imkanı bulur. Hem gelişim açısından hem de sanayi anlamından ve girişimcilik anlamından, dünya ekosistemi anlamında umuyorum ki Kayseri'den de güzel Türk markaları tüm dünyayı sarar ve oluşur. Çünkü biliyorsunuz Kayseri'deki meşhur yemekleriniz tüm dünyanın aslında dilinde. Hem mantınız hem de Kayseri yağlamasıydı değil mi? Evet, yağlama. Yağlaması, Kayseri mantısı, Kayseri mutfağı çok güzel arkadaşlar. Ben Elazığlıyım, Elazığ Harputluyum, doğuluyum. Bu yüzden de Kayseri'yi hem de Kayseri mutfağını çok seviyorum. Bizim doğu geleneklerine çünkü çok yakın bir mutfağınız var. Kayseri güzel bir kültür. Umuyorum ki en yakın zamanda da bir arada olma şansımız olur. İletişim bilgilerimi paylaştım. Eğer arkadaşlarımızın herhangi bir sorusu, yapmamı istedikleri, onlara yardımcı olmamı istedikleri bir durum olursa seve seve yardımcı olmak isterim daima. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kapatmadan, unutmadan da bir fotoğraf alabilir miyiz? Tuğba Hanım. Aysun Hanım, çok teşekkür ediyorum. Hemen saçımızı başımızı şöyle bir düzeltelim. Teşekkürler. Pozu kaybetmiyoruz. Çünkü bizim biz kadınların güzel çıkması önemli. Emekçi Kadınlar Günü. Arkadaşlar, sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Umuyorum ki yolunuz hep güzelliklerle kesişir. Azminiz bu hayatta gelebilecek olan her şey sizler için güzel olur ve azminiz daim olsun inşallah. Türkiye şartlarında hepimiz boğuşuyoruz. Hepimiz yeniliklerle, üstümüze düşen görevlerle hepimiz çabalıyoruz. Siz öğrenci olarak, biz iş insanı olarak bilgi paylaşıldıkça büyür. Lütfen benim tek dileğim 8 Mart'ta birbirimize destek olmak. Hanımefendiler, beyefendiler aramızdaki en önemli süreç destek olabilmek, yardımcı olabilmek. Umuyorum ki hayatınız güzelliklerle şekillenir. İletişim bilgilerimi paylaştım. Tuğba Özdenal Instagram hesabım. ozdenal@tuğbaozdenal.com.tr şahsi mail adresim. Her zaman bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Hem Ceren Hanım'a, kıymetli ekip arkadaşlarımıza nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Biz de bu özel ve güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Evet, çok teşekkür ederiz. Umarım ilerleyen zamanlarda da yüz yüze veya yine bu şekilde bir etkinlikte görüşmek üzere. Bu şekilde kapsamlı bir etkinlik yapalım birlikte, organize olalım. Olur mu Caner Bey? Kulübün başkanı mısınız? Yok, ben eğitim birim başkanıyım. Yani kulübümüzün başkanı tamam, Berat. Başkan olursunuz. Kulüp başkanımız nerede? Buradayım ben de. Merhaba. Aa, merhaba. Harika bak, endüstri mühendisliğinde kadın dayanışması, kadın başkan. Başkanım, biz bu şekilde kapsamlı bir program yapalım. Rekabette tek yol inovasyon ve Ar-Ge diyelim. İleriki çok dönem... güzel olur. Yani biz de çok memnun oluruz böyle bir şey. Sizden duymak çok güzel. Evet, o zaman ilerleyen günlerde ben sizinle tekrardan iletişime geçeyim. Elbette Caner Hanım da benim bilgilerim var Caner Bey. İletişim halinde olalım. Bomba bir etkinlik çıkartalım birlikte. Tamam, süper olur, çok güzel olur. Ben çok teşekkür ederim. Ben de şeyi hazırlayayım sizler için. İnovasyon ve Ar-Ge ulusal, uluslararası rekabet çalışmaları, rekabet yönetimi, kalite sistemleri, inovasyon örnekleri. Çalışalım birlikte. Bomba bir inovasyon ve Ar-Ge eğitimi yapalım, olur mu? Olur olur, çok güzel olur hem de. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Estağfurullah. Emeğiniz için çok teşekkür ederim, zaman ayırdığınız için. Biz